Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ben çalışmaya, yeni videolar çekmeye devam ediyorum. Sizler de umarım evdesinizdir. Evden çıkmıyorsunuzdur. Bu Covid'i hep birlikte yeneceğiz inşallah. Evde kalarak. Şimdi konumuza geri dönelim. Biz işte sezona hazırlıyoruz ne olur ne olmaz diye tekneyi. Aslında yapılması gereken çok iş vardı, ince işler. O ince işlere giriyoruz artık. O yüzden de size aslında ben bol bol video çekebilecek konular çıkartabiliyorum ortaya. Şimdi biz burayı 2-3 hafta önce arkadaşlar, yaklaşık 1 ay önce, burası bizim güneşlenme minderimiz. Şöyle göstereyim. Burası güneşlenme yeri. Şu an biz main deck'teyiz. Oranın boyası kötüydü. Biz oraya spreyle boya attık arkadaşlar, kompresörle. Fakat bizim kompresörümüz biraz güçsüz olduğu için normalde böyle işleri firmaya veriliyor. Ama şu an firmalar çalışmıyor. Biz yurt dışındayız falan. Kendimiz yapmak zorunda kaldık ve bizdeki bir kompresörle yapmak zorunda kaldık. Kompresörün de arkadaşlar beygiri düşük, tankı küçük. O yüzden gerekli basıncı üretemiyor. O yüzden de boyayı çok güzel atmıyor. Tabanca boyada gerçekten basınç çok önemli. O yüzden bazı yerlerde akmalar oldu. Şimdi şuraya fotoğrafını koyacağım. O akmaları size nasıl yok ettiğimizle ilgili bir video hazırladım. Bu videonun ana başlığı sulu zımpara nasıl yapılır? İşte zımparalar arkadaşlar çeşit çeşit kağıtları var. Kalınlıkları var, öyle söyleyeyim. İşte 60, 40, 60, 80, 120, 220, 320 diye gidiyor. Ama bu sayılar arkadaşlar 3000'e diyor. Yani 3000 benim bildiğim. Ama artık o artık 1000'ler, 1200'ler falan gerçekten A4 kağıdı gibi. İncecik. Yani gerçekten bir zımpara gibi gelmiyor insana. Şimdi bu şekilde boya yüzeylerine onarma yaparken, yani boyayı onarma yaparken, mesela şurada bir damla var. Onu almak için arkadaşlar 800 zımparadan, hatta 600'den başlıyoruz. Alıyoruz. Ta ki o kabarıklığı, damlayı alana kadar 800. Onu aldıktan sonra arkadaşlar 1000'e geçiyoruz. 1000'le mesela şu kadar bir alan yapmıştık. Şöyle küçük bir alan yapmıştık. 1000'le biraz daha büyük bir alan yapıyoruz. 1000 zımparayla. Dairesel hareketler yapmak önemli ama kabarıklığı götürürken dikey, yatay hareketler yapıyoruz çünkü kabarıklığın açısına göre. Sonrasında 1200, sonrasında 2000, gitgide arkadaşlar halkayı büyütüyoruz. Aslında bakın şu kadar bir yerdi yapacağımız ama bu kadar bir yer zımparalıyoruz. O da yandan, önden, arkadan bakıldığında alan belli olmasın diye. 2000-3000 zımparaya kadar bu şekilde kademe kademe çıkıyoruz. Zımparalı işleri bittikten sonra ne yapıyoruz? Pasta, kalın pasta, poliş, bir incesi ve wax. Wax yapıyoruz ve bu yüzey hiçbir şekilde burada bir onarım, bir işlem olduğu belli olmuyor. Şimdi bu süreci sizlere çekeceğim. Hadi gelin birlikte yapalım. Arkadaşlar şimdi size ben zımparaları göstermek istedim. Şu gördüğünüz mesela şöyle zımpara defteri. Bakın arkasında gördünüz mü? 800 yazıyor. 800 zımpara. Bu şekilde 1000, 1200 aynı şekilde defter şeklinde var. Ve 2000 bizde böyle kağıt olarak da var. Ama bizde orbital için olan bu disk zımparalardan var. Bu 2000 zımpara, bu da 3000 zımpara, bu da Şerif. Şimdi, Şerif hoş geldin. 2000 ile 3000'i orbital makinesiyle yapıyoruz. Geçen videoda görmüştünüz. Çok dikkatli bir şekilde, incecik ve en önemli şey sulu yapıyoruz. Bunun için de çok amaçlı temizleyici yazıyor ama su var. Su koyduk. Bol bol fıskiye yapıp şöyle. Fışkiye mi? Fışkiye bol bol sulayıp zımparalıyoruz. Ve sonuçları şimdi hep birlikte izleyeceğiz. Şaşıracak. Evet. Şuradaki akıntıyı görüyorsunuz. Bu işte kompresörün azizliğine uğradık. Kompresör çok güçlü basınç üretemediği için tabanca da boyayı çok seyreltemedi ve böyle akıntı yaptı maalesef. Şimdi bu tenaksı çıkartacağız ve burayı 800'den başlayarak 3000'e kadar zımparalayacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, 3000'e kadar zımparaladık, bitti. Şimdi burayı kurulayıp pasta poliş yapacağız. Gördüğünüz gibi ilk başta çok küçük bir yerdi ama en sonunda buraya kadar hepsini zımparaladık. Neden? Çünkü
her zımpara geçişinde alanı bir nebze büyütmeniz gerekiyor. Büyüte büyüte bayağı büyük bir alan oldu. Bir de buralar işte dediğim gibi kompresör çok iyi sonuç vermediğinden için boya düz de olsa hafif pütürler geliyordu ele. O pütürlerin hepsini alalım diye komple zımparaladık. 2000'de 3000'de komple zımparaladık ama. Şimdi pasta boya polişini yapacağız. Sonraki durumu sizlerle paylaşacağım. Burası zımpara ve pasta poliş işlemi yapmadan önceki hali arkadaşlar. Görüyorsunuz damlacıkları. Bu boyadan bir hafta sonra kurumuş hali. Ve şimdi zımparadan sonraki halini görüyoruz. Evet arkadaşlar, buranın şimdi polişi de bitti. Pasta poliş. Ve görüyorsunuz Mehmet ayna gibi gözüküyor. Şöyle götüreyim sizi de. Bakın o damlacıklar vardı şurada, hatırlarsınız. Yani neredeyse mükemmel. Yani şöyle şu açıdan baktığınızda, bilmiyorum ekrandan görülebiliyor mu? Görülüyor. Ama yani o da o kadar da normal çünkü ciddi bir akıntı vardı. Ama bakın yani normal bir yürüyüş esnasında. Hiçbir şey belli değil. Bilmeyen fark etmez. Aynen, bilmeyen fark etmez. Biz bildiğimiz için gözümüze takılıyor. Durum bu. Burada da vardı. Size burayı göstereyim. Bana yorumlarda belirtin. Eğer buradaki hatayı görürseniz bu tenaksların hangisinin arasında olduğunu buradan bir sayın. Hangisinin arasında düzeltme olduğunu bana söyleyin. Bakalım bilebilecek misiniz? Evet arkadaşlar, bugün de size boya onarımını göstermiş oldum. Yani bu sulu zımparayı atıyorum bir yere yama boya yaptınız. O yama boyanın etrafındaki çizgileri yok etmek için kullanabilirsiniz. Bizim yaptığımız gibi akıntıları yok etmek için kullanabilirsiniz. Sulu zımpara olayı bu şekilde. Şerif'le birlikte bu işi hallettik. Şimdi ufak tefek detay işlerini yapacağız. Size kabasıyla bu işi anlattım. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni koyduğum videoları kaçırmamak adına. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bıyıklarım kalmıyor mu ya? Bıyıkların değil de. Uyuf, görüyorum. Efsane oldu.